Merhaba, starların buluştuğu programa yani aleme hoş geldiniz. Hayatı her zaman dolu dolu yaşayan, yaşamdan keyif alan, işinde başarılı, soylu ve saygın kişilerin programı alemle bir kez daha karşınızdayız. Sosyeteden son haberler, seçkin kişilerin buluştuğu özel görkemli davetler, moda ve sanat dünyasından kaliteli röportajlar. Sadece bunlar mı? Dünya jetseti ve Hollywood yıldızlarının kimsenin ulaşamadığı özel dünyaları, festivaller, galalar, özel partiler, hepsi bu programda. Starların programı Alem başlıyor. İşte bu haftanın konuları. Merhaba Halem. 55. Cannes Film Festivali'nde yaşanan özel anlar, partiler ve galalar. Eylül saldırısının ardından gösterimi ertelenen Gang of the New York filminin görüntüleri alemde. Filmin galasında başrol oyuncuları Cameron Diaz ve DiCaprio neler söyledi? Yeah, it's horrible. 007 Pierce Brosnan'ın onuruna verilen özel partide lazer gösterilerinden kumar masalarına kadar her şey düşünülmüştü. Bryan Adams'ın müziklerini seslendirdiği Spirit, Stallion of the Kimaron filmi için düzenlenen partide neler yaşandı? Jack Nicholson'dan genç aktörlere tavsiyeler. Adnan Begüm Şen çiftinin büyük oğulları Albin doğum gününde cemiyetin seçkin isimleri çocukluklarını yaşadılar. Dede Ali Şen'i hiç böyle görmediniz. Doğum gününden renkli görüntüler. Cemil İpekçi bu hafta bilinmeyen yönleriyle Nez'i ağırlıyor. Nez kendi yaptığı bir bestesini ilk kez alem izleyicileri için söyledi. I know there's brilliance apart from us. Nez'den günlerce konuşulacak iddialı açıklamalar alemde. MTV ödülümü alırken oradan Türkiye'ye gerçekten çok teşekkür edeceğim. Bu kadar iddialısın. Cemiyetin vazgeçemediği tatil beldesi Bodrum'da bir yandan yeni sezonun hazırlıkları sürerken diğer yandan deniz keyfi başladı bile. 2000 yılı The Beers Uluslararası Pırlanta Oscar'larında ödül kazanan ve Dubai'den özel olarak getirilen 70 bin dolarlık pırlantalı duvak herkesi büyüledi. Vakko Golf Cup 2002 turnuvasında ünlü isimler yarıştı. Turnuvayı düzenleyen Cem Hakko neden golf oynamadı? Belki biraz geç kalmış hissediyorum kendimi. Serra Osman Merteci çiftinin başı o gün minik Ali ile tatlı bir dertteydi. Ali Nur Veli Dedeoğlu eşi Sara için Çiğdem Simavi'nin yatağı Alas'ta doğum günü partisi verdi. Görkemli partide yaşanan özel anlar sadece alemde. Cannes Film Festivali sona erdi. Altın palmiye alanlar açıklandı. Roman Polanski, the famous. Sandra Bullock ve Hugh Grant aşklarını Cannes'da açıkladılar. Sandy is in love with me. And I really like Sandy. ...25-26 Mayıs tarihleri arasında 55. kez düzenlenen Cannes Film Festivali geçtiğimiz pazar günü sona erdi. Galaları, partileri ve starlarıyla bu görkemli organizasyon 2 hafta boyunca tüm dünyanın ilgi odağı oldu. Dünyada benzeri olmayan film galaları, özel partileri ve eşsiz sahiliyle tüm gözler Cannes'a çevrilmiş durumda. 15 Mayıs'ta başlayan 55. Cannes Film Festivali, sahne olduğu renkli görüntüleriyle yine çok konuşuldu. Geçtiğimiz haftanın en büyük galası Gangs of the New York and the Kids Toys filminin galası oldu. Galada 20 dakikası gösterilen ve başrollerinde Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz'la Daniel Day-Lewis'in paylaştığı Martin Scorsese'in yönettiği film 11 Eylül saldırılarının ardından ertelenmişti. Hatırlanacağı üzere 19. yüzyılın sonunda New York'ta İrlandalılarla Amerikalılar arasında kan davasını konu alan film için Scorsese İtalya'ya gitmiş ve bizi zamanda seyahat ettirebilmek için devasa film stüdyoları Cinecittà'da çalışmıştı. I
Yeah, it's horrible to watch yourself, you know, it's hard. And especially when you're watching it, like, in a film that's not done, because you're just kind of going, you know there's going to be more cuts, so you kind of destroy it. So, Marty, you know in that part when I come in, maybe you should cut it. Thank you. Well, I just said in the press conference, it's like no matter what I say, it's a cliche because no actor on this planet would not want to work with Martin Scorsese, even Daniel Day-Lewis, who came out of retirement to work with him. I mean, you don't say no to him. Film için galanın arkasından akşam bir kokteyl verildi. Aksiyon filmlerinin temel taşlarından biri sayılan Bond serisinde üçüncü kez rol alan 007 Pierce Brosnan filmin galasına özel bir tekneyle geldi. Filmin Kore çekimlerinde yaralanarak bir süre setlerden uzak kalan Brosnan, galaya yeni evlendiği 7 yıllık sevgilisi ve iki oğlunun annesi Kelly Shai Smith ile birlikte katılıyor. Nice. 20. Bond filminde Halle Berry ile oynaması kesinleşen Pierce Brosnan, akşam onuruna verilen partiye katılıyor. Lazer gösterileriyle başlayan, kumarda oynanan çılgın partinin çıkışında Brosnan çifti objektiflere mutluluk pozları verdiler. Müziklerini seslendirdiği Spirit, Stallion of the Kimaron filmi için düzenlenen partide neler yaşandı? Jack Nicholson'dan genç aktörlere tavsiyeler. Begüm Adnan Şen çiftinin büyük oğulları Alp 5. yaşına görkemli bir kutlamayla girdi. Şen ailesinin yakın dostlarının çocuklarıyla birlikte katıldığı park ormandaki daveti sadece alem kameraları görüntüledi. Geçtiğimiz günlerde Adnan Begüm Şen çiftinin büyük oğulları Alp'in doğum günü partisi vardı. Ali Şen'in bir diğer torunu Melisa Keçili, Alp olmayınca fotoğraf çektirmek istemedi. Begüm Hanım doğum günü partisine katılan konuklarla tek tek ilgileniyor. Ancak misafirler park ormandaki oyun sahası içinde Alp'i görmekte zorlanıyorlar. Bu arada Ali Şen de torunlarıyla birlikte çocukluğunu yaşıyor. Ben de gelirim. Derya Gülman da oğlu Aslan Kemal'i trene bindirmek istiyor. Ama anlaşılan Aslan Kemal biraz utangaç. Bu arada konuklar doğumdan sonra hemen kilo veren Begüm Şen'e iltifatlar yağdırıyor. Meyra Ceylan dadasıyla kayarken Sitare Akbilek'in kızı cesaretiyle takdir topluyor. Berin Yolleri'nin oğlu Mert ise biraz huysuz. Ben nefes ediyorum ve hep onu geçmiştim.
Ali Şen'in kızı Suzan Keçili, abisi Metin Şen'in eşi Aslı Hanım'ı kapıda karşılıyor. Ne de olsa Aslı Hanım 8 aylık hamile. Metin Şen baba adayı olmanın mutluluğu içinde. Doğum tarihi 19 Temmuz olarak belirlenmiş. Neden mi? Ben 19 Temmuz'da doğacağız. 19 Temmuz biliyorsun Fenerbahçeliler günü, 19.07 olması sebebiyle, 1907 olması sebebiyle. 19 Temmuz'da eğer bir aksilik olmazsa 19 Temmuz'da doğacak. Anne duygusu nasıl bir şey? Ben henüz tam olarak anlamıyorum ama şimdi yeni yeni tekmelemeye başlayınca biraz heyecanla başladı. Herhalde doğunca daha çok hissedeceğim. Şu anda tatlı bir heyecan var ama o kadar. 5. yaşına giren ve hediyelerini açan Alp oldukça mutlu. Babası fanatik Fenerli olunca Alp'in de pek başka çaresi kalmıyor. Kaç yaşına girdin canım? 5. 5. 5'in bitti mi 5 yaşına mı giriyorsun? Sor bakalım en büyük kimmiş? En büyük kim canım? Bak tam da elini çek öyle duysun ama. Fenerbahçe. Sor şimdi bakalım Alp hangi takım gidiyor? Hangi takım gidiyor? Fenerbahçe. Galatasaray geçmeyi düşünüyor musun Ali? Hayda. Ne? Galatasaray'la olmayı düşünüyor musun? Yok. Dedeyi seviyor musun? Dedeyi seviyor musun? Dedesen cevap ver bana tutun bitmiş zaten. Evet. Ne kadar göster? Ne kadar göster bakayım. Oo. Oo dünyalar kadar değil mi? Oo. Hayır bir dedeyi bir öpücük kondur bakalım. Buraya yana. Al. Serra Merseç'i oğlu Ali ile yakından ilgileniyor. Trene binen Ali annesinin yüreğini ağzına getiriyor. Çocuklar yüzlerine sevimli çizgiler yaptırırken anneleri de sohbet etme imkanı buldular. Bu arada bir araya gelme imkanı bulan erkekler de hemen futboldan konuşmaya başladılar. Seçmen miyim Cimbonlu yani? İşte bak Türkiye'nin mozaiği. İki Fenerli. Büyük Anastasar'ı bir şaşırdı. Bu arada Maide Kurttepe'li çocukları Kerim ve Yasemin de ilk kez basının karşısına çıkıyor. Çocuklara ilk önce içeride bir masa hazırlanıyor. Ancak 3,5 metre boyunda ve 1,5 metre enindeki pastanın salona sığması imkansız olunca dışarı çıkılıyor. Ancak pastayı Alp'ten önce diğer minikler yiyor. Pasta kesiminden sonra Adnan Begüm Şen çiftinin henüz 40 günlük olan oğulları Süha Can abisini tebrik etmek üzere geliyor. Çok mutluyum. Tabii dünyanın en güzel şeyi anne olmak. En önemli şeyi bence herkes inşallah anne olur. Bu muhteşem pastayı hazırlayan Sinem Ayan'a tebrik yağıyor. Biz de Alem programı olarak minik Alp'e mutlu yıllar diliyoruz. Alem sosyal hayatın önemli bir rengi diye düşünüyorum. Ünlü modacı ve sohbet ustası Cem İpekçi bu hafta köşesinde son 2 aydır eğlence dünyasında çok konuşulan isimlerden birini ağırlıyor. Nez. Merhaba. Bu hafta çok önemli biri var benim için. Çünkü neden önemli? Çok başarılı bir sanatçı. Sanatçı diyorum çünkü sadece görsel değil, çok da güzel sesi var. Genç bir sanatçı. Fakat maalesef bizim ülkemizde nedense çok başarılı bir insanlar çıkmaya başladığı zaman dışarıdaki batılılarla mukayese etmeye başlarız. O da ilk çıktığında kendi özünde olan dansını yapmaya başladığında Türkiye'nin Shakira'sı, işte Jennifer Lopez'i dendi. Bu beni hep üzmüştür. Neden acaba birisi çıktığı zaman işte Türkiye'nin Shakira'sı olur, Türkiye'nin Jennifer Lopez'i olur da Türkiye'nin kendi malı olmaz? Bu bence bizim yanlışımız ve galiba da biraz da batı kompleksimiz gibi geliyor. Evet, Nez var sizler için bugün. Merhaba Nez. Merhaba. Ben seni seyrettiğimde çok beğenmiştim. Hakikaten de sanatçı olarak da buluyorum. Çünkü bir sanatçının belki biz alışmadık daha Türkiye'de ama bir sürü vasıfları olması gerekiyor. Görsel olarak sahnede olması için sesi olması gerekiyor, iyi dans etmesi gerekiyor. Vücudunun biçimli olması gerekiyor, kulağı olması gerekiyor, oyunculuğu olması gerekiyor.
Ve sen tabii ki bütün bunları da bir arada topluyorsun. Belki de bunu dışarıdaki eğitimine de borçlusun. Biraz kendinden bugüne kadar neler yaptı? Ne, İngiltere'deydi biliyoruz ama neler yaptı, ne etti? Biraz kendinden bak. Nez yaklaşık bir 15 sene İngiltere'de kaldı ve eğitimini orada aldı. Bir tek liseyi Türkiye'de okudum ve aldığım eğitim de psikodram eğitimi. Normalde çocukken de dans eden, sürekli şarkı söyleyen, annesinin kasetlerinin üzerine kendi sesini kaydeden böyle bir çocuktum. İlk böyle başladı. Ama buraya geldiğinde bütün işte basın, her şey senden. Evet. Sadece biliyorsun böyle senin kalçanı görüyorum. Sadece böyle dansını görüyoruz. Halbuki ben bir iki defa sesini dinledim. Evet. Bayağı da bir sesin var. Ama sesini bir türlü dinleyemiyoruz, ulaşamıyoruz. Müzik bilgin olduğunu da biliyoruz. Ama sadece böyle nez dediğinde bir kalça sağdan sola, sağdan sola ve başka bir şey görmüyoruz. Bu seni rahatsız etmiyor mu? Çok rahatsız oluyorum. Artık örneğin daha önce gittiğim bir takım yerler vardı. Yine gidiyorum. Ha, dansçı nez geldi. Ya da başka şeyler de söylüyorlar ve çok rahatsız oluyorum. Çünkü ben sabahlara kadar besteler yapıyorum. Arkadaşlarımla, DJ bir arkadaşım Kaan'la. Ve söz yazıyorum ve her şey tamamıyla bize ait. Hiçbir cover parça söylemiyorum. Sadece kendi şeylerimizi yapıyorum. Ve onun dışında bunun için çok büyük bir emek gerektiriyor. Gerçekten sanat ne zaman olur? Ürettiğim süre içerisinde olur. Ve ben üretiyorum. Ama ürettiğim şey sadece benim dansım ve kalçalarım oluyor. Ve bana sorulan sorular da böyle. İşte sizce bunun dansını nasıl buluyorsunuz? Neden bana bu sorularla geliyorsunuz? Çünkü sizin yapmak istediğiniz şeyler çok farklı. Evet. Türkiye'de ben bir takım şeylere gerçekten çok üzüldüm. Şu andaki röportajım ve ilk röportajım arasında gerçekten dağlarca fark var. Ben de 23 yaşında genç bir kızım ve bir takım şeyleri bilemem. Ve artık çok daha iyi biliyorum. Ve bir tecrübe oldu benim için de. Neden bir takım isimler kullanılıyor? Neden mükayese ederek insanları? Ben Nez ve yaptığım müzikle, yani bu ürettiğim takdirde bunlarla ortada var olmak istiyorum. Ben sesinin tınını duymuştum. Ve çok da beğenmiştim. Ama bizim için, halim dinleyicileri için ilk defa bir şarkı söyler misin? Tabii ki. Söyle. I believe in miracles. I believe in love. I know I did you wrong, but you were the one for me. I know there's been years apart the months. But every little thing that you say, every little thing that you do. Nez'den günlerce konuşulacak iddialı açıklamalar alemde. MTV ödülümü alırken oradan Türkiye'ye gerçekten çok teşekkür edeceğim. Bu kadar ona. İddialısın. Çok iddialıyım. Cemiyetin vazgeçemediği tatil beldesi Ege'nin incisi Bodrum hareketli bir yaz sezonunun işaretlerini veriyor. Bir yandan yeni sezonun hazırlıkları sürerken diğer yandan deniz keyfi başladı bile. Şimdi kameralarımızı Bodrum'a çeviriyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte sosyetenin ünlü simalarının akın ettiği Bodrum'da işletmeler tüm hızlarıyla sezona yetişmeye çalışıyorlar. Bu durum en çok Sema Çelebi'nin işine yaramış gibi. Çalışıyoruz, onun için böyleyiz. Yani. Yanlış anlamasın arkadaşlar. Evet. Yoksa normalde iyi geçinemeyiz. Kıyafetçi laf etmesinler diye de yani inşaat çalıştığımı söyleyin, belirtin yani. Ben de belirtim. Bodrum'a yeni iş bağlantıları kurmak için gelen pastalarıyla ünlü Nalan Salur, çocuklarıyla denizin keyfini çıkarmayı da ihmal etmedi. Sanatsal aktiviteler de başlamış. Yahane Sanat Galerisi'nde ünlü ressam Orhan Taylan'ın sergisinin açılış kokteyline seçkin isimler katılıyor. Bodrum'a 12 yıldır düzenli geliyorum. 5 ay 6 ay yaşıyorum. Burada çalışıyorum. O yüzden burada sergilemeyi de istiyordum uzun zamandır. Benim çalışmalarım duygu ağırlıklıdır.
Duygu derken kuşkusuz sevgi ama bunun yanı sıra endişe, korku, heyecan, tutku, keder, hüzün çok vardır. Zerrin Unutman, Güner Kubat, Filiz Kaynak ve Karin Elsing de Orhan Bey'in sergisini oldukça beğenmişler. Anlaşılan şimdiden hareketli günler yaşamaya başlayan Bodrum'da bu yaz hem eğlenceli hem de kültürel anlamda oldukça hareketli geçecek. Seviyeli ve kaliteli Alem dergisini beğeniyle okuyorum. Televizyon programını ilgiyle seyrediyorum. Türk ve oryantalist sanatçılardan resimler, desenler, seramikler, heykeller ve özgün baskılar müzayedesi geçtiğimiz günlerde Pera Palas'ta gerçekleşti. 17 yıldır kitap, sanat ve kültür eserleri müzayedeleri yapan Librairie de Pera, 39. müzayedesinde Türk sanatının 150 yıllık geçmişinden bir kesit de sunuyor. Gizem Hocam, veren var mı?
100 milyona satıyorum, satıyorum, sattım. Alemliyiz, hepimiz alemliyiz. Sharon Stone, Jack Nicholson, Bryan Adams ve pek çok yıldızın buluştuğu Cannes'da filmler kadar galalarda yarıştı. Şimdi kameralarımızı yeniden Fransa'ya çeviriyoruz. Ve bu kez Amerikan yapımı animasyon film Spirit, Stallion of the Kimaro'nun partisindeyiz. Ertesi gün filmin galası yapılıyor. Festivale jüri üyesi olarak katılan Sharon Stone verdiği pozlarla yine ilgi odağı olmayı başarıyor. Filmin şarkılarını yapan Bryan Adams basın mensuplarına özeniyor. Film izlendikten sonra basın toplantısına geçiliyor. I would never come up with some of these ideas, you know. I would go back to writing three chord rock songs and you know, and when I work, we have four. Yeah, well, now we've got four chords. We have Hans, and so my songs are normally more rock oriented. And when I get to work with a film composer, whether it be with Hans or Michael Kamen or Marvin Hamlisch, some of the people I've worked with, they always bring something different to a melody. And this is why I like to do it, because I would just never come up with it. Bryan Adams, filmin görüntüleri eşliğinde basın mensuplarına adeta bir ziyafeti çekiyor. Tabii Bryan Adams'ı bulmuşken tek şarkıyla bırakmak olmaz. Punk Rock Love filminin başrol oyuncuları Philip Seymour Hoffman, Emily Watson, Amerikan komedisinin en önemli isimlerinden Adam Sandler, 93'te Boogie Nights'la 97'de Mongolia filmleriyle Oscar adayı olan yazar ve yönetmen Paul Thomas Anderson'dan oluşan tüm kadrosu kırmızı halıda. Emily Watson yönetmeniyle yemeğe çıkınca bakın neler olmuş. Paul took me to lunch at Art Deli and Ventura Boulevard, and I said I didn't want to cry and I didn't want to die, and he said, well, it sounded like a good idea, and I don't know, it was just it didn't feel like a movie where I had a thing that I had to do. I just had to be there. And you just want your Game Boy. Remember, you'd be fine, and then we'd play your Game Boy. It was the first time I've ever kissed a girl in a movie where I was sitting next to my girlfriend, and she actually wasn't mad at me. She was like, oh. That was a big, big, big plus in my life. Chinatown, Easy Rider, A Few Good Men, One Flew Over the Cuckoo's Nest, As Good As It Takes filmleriyle 5 kez Oscar kazanan Jack Nicholson Khan'a, Alexander Payne'nin filmi About Schmidt ile katılıyor. Jack Nicholson genç aktörlere başarıya giden yolları anlattı. What about the Winnebago out there? What do you call that? That's an expensive vehicle. I didn't want to get it. I was a late blooming success in a certain way. So I had a lot of ideas about how you establish some kind of longevity. And I take a certain amount of pride in the fact that I don't play the same thing. And I always made it a point early on to change that, because if you do get trapped in something, as most actors will, they get trapped by a success.
and usually they, the tendency is to do it at least one more time. And then if they want to do a departure and it doesn't work, they're dead. Then they have to do only what is success. And I only knew that from watching other people do it. And from the very beginning, I always tried to do a movie that I thought was more accessible and then do something very, very different. Lepalais'ta yapılan Kanada, İngiliz ve Fransız ortak yapımı ve David Cronenberg'in yönettiği Spider filminin galasına ünlü manken Naomi Campbell çok genç görünen annesiyle katılıyor. Filmin oyuncularından Miranda Richards, ekip arkadaşları David Cronenberg, Patrick McGrath, Howard Shore ile birlikte kırmızı halıda yürüyorlar. David Cronenberg, 1992'de Temel İçgüdü filminin yönetmeni, yazarı, yapımcısı ve aktörü olarak büyük üne kavuşmuştu. Denir miyiz? When? Well, I'm heading off now. 55. Cannes Film Festivali sona erdi. Altın palmiye alanlar açıklandı. Roman Polanski, the pianist. Sandra Bullock ve Hugh Grant aşklarını Cannes'da açıkladılar. Sandy is in love with me. And I really like Sandy. Cemiyetin golfe meraklı seçkin isimleri geçtiğimiz hafta sonu Vakko'nun düzenlediği golf turnuvasında buluştular. Erkeklerde 3, bayanlarda 2 kategoride gerçekleşen golf turnuvasına 130 sporcu katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Vakko Golf Cup 2002 yine Kemer Golf & Country Club'da yapıldı. Golf'e bir yıl önce başlayan ve 1,5 ay gibi kısa bir sürede bu sporu öğrenen spordan sorumlu Devlet Bakanımız Fikret Ünlü de bu turnuvanın iddialı isimlerinden. Golf'e ilgi artıyor. Bu da tabii saha ihtiyacını ortaya çıkarıyor. O yüzden bazı illerimizde de biz de teşvik etmeye çalışıyoruz. Golf sahaları yapılacak. İddialı mısınız bugün efendim? Bugün iddialıyım. Bugün özel müsaade. Bugün iddialıyım çünkü biraz da rüyamda çalıştım, başka çalışamıyorum. Bir bakıma yaşam gibi herhalde, değil mi golf? Aynen öyle, bravo. Ben onu diyorum işte, golf spor dışında sanki bir hayat felsefesi. Ve bir başka golf tutkunu, Kaya Çilingiroğlu. 4 yıldır golfe gönül veren Kaya Bey'i sahaya çıkmadan önce yakalıyoruz. Çilingiroğlu bize bu sporun fanatizmi kaldırmadığını anlatıyor. Golf'te futboldaki gibi mağlubiyet olduğunda fanatizm yaşanmıyor, değil mi? Yani... Bu çok zor. Mavi kan sporu, öyle şey olmaz yani. Birkaç kere öyle hareketler yaparsanız golf camiası dışlar sizi. Yani zaten hiç kimsenin çok iyi olamadığı bir spor hiçbir zaman. Yenildiğiniz zaman da kimseye bahane bulamıyorsunuz. Hakem kötüydü, penaltı verilmedi falan. Ben kötü oynadım deyip çekip gidip daha iyisine bakıyorsunuz. Kaya Bey sohbetimizden sonra çantasını alarak sahaya iniyor. Yeni yeni sahaya gelen Banu Birkan, Ahmet Ağoğlu, Ahmet Çullu ve spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'den oluşan ekip son hazırlıklarını yapıyor. Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağoğlu ise bu sporu meditasyona ve iş hayatına benzetiyor. Hakem yok, tahkim yok, alete tezahürat yapan seyirci yok, birbirine saldıran sporcular yok, birbirinin oyununu, iyi oyununu destekleyen... ve hatta zaman zaman rakibini alkışlayan sporcular var. Ve birbirinin hakemliğini yapan sporcular. İşte golfün en güzel tarafı da bu. Golfi iş hayatına benzetiyorum. İş hayatında İngilizce tabiriyle business management, golfte de course management. Yani kapasitenizi bileceksiniz, yeterliğinizi bileceksiniz. Sopalarınızı, vuruşlarınızı ona göre yapacaksınız. İş hayatında da sermaye gücünüzü bileceksiniz, organizasyon gücünüzü bileceksiniz, yatırımlarınızı ona göre yapacaksınız. Boyunuzdan büyük yatırımın içerisine girdiğiniz zaman çok kısa bir süre içerisinde bir krizin içerisinde bulabiliyorsunuz kendinizi. Golf'te de kapasitenizi bileceksiniz. Bazıları değişik şekiller koyuyor, bazıları değişik harfler koyuyor. Bir de ben tabii son vuruşu yaparken deliye doğru bunun ekvatorunu çizdiğim için onu da bir yerde kendi lehime kullanmak gibi bir şeyin içerisine de giriyorum yani. Ya herkes aynı işareti kullanıyorsun. Onun altına bir AA koyarım. Ahmet Ağa'nın belli olur. Golf'ün bayanlarda iddialı isimlerinden Banu Birkan sırasını beklerken oldukça sıkılmış gibi. Ve turnuvayı düzenleyen iş adamı Cem Hakko.
Hız ve adrenaline olan tutkunluğuyla tanıdığımız Cem Bey, tıpkı eşi Betina Hakko ve yardımcısı Berna Sağlam gibi turnuvayı dışarıdan izlemeyi yeğliyor. Herhalde biraz daha Ferdi, daha değişik sporları seviyorum bugünden. Şu anda hazır değilim açıkçası. Çok daha değişik. Biraz daha yaşlanmam lazım herhalde belki. Cem Hakko'nun konuşmalarına kulak misafiri olan Esat Edin espriyi patlatıyor. Golf sahalarına bakıyor, ya burada Formula 1 pisti yapsak olur mu filan diyor ama... O her yeri Formula 1 pisti olarak görüyor da... Dolayısıyla Cem sahaya lütfen. O gün turnuvada yarışmayan Esat Bey, golfü zen felsefesine benzetse de... ...oyun sırasında yaşananlar konusunda diğer oyuncularla aynı fikirde değil. Zen sporu gibi bir spor esasen. Onun için golfe ben de çok meraklıyım. İnsan tabii bazen böyle kopuyor. Hatta yani böyle gayet sakin falan gitmiyor. İnsan çıldırdığı da oluyor. Sonra tekrar nefesinle tekrar kendine dönüyorsun. Yani aslında çok golf hayat gibi yani. Kabullenip, tevekkülle yapabileceğin en iyisini yapmak. Ve bir sonraki vuruşu düşünmek. Bir evvelki vuruşu ya, bir evvelki yaptığın hatayı düşünerek bir sonraki vuruşu iyi çıkarmıyor insan. Hayatta da böyle. Bayan golfçü Beyhan Benardate o gün yaptığı vuruşlardan pek memnun kalmıyor. Beyhan Hanım aynı ekipte olduğu Nilgün Çekirge ve Jale Black de çekişmeli bir yarışa katılsa da sıra fotoğraf çekimine gelince muzurluğu elden bırakmıyor. Ve bir başka başarılı golfçü Serra Merzeci. Serra Hanım'a o gün oğlu Ali ve eşi Osman Bey de destek vermek için gelmişler. Serra Hanım vuruş yaparken Osman Bey de minik Ali'yi oyalamaya çalışıyor. Biraz dolaşalım mı? Evet. Ama nafile. Serra Hanım da bu desteği karşılıksız bırakmayarak başarılı bir yarış çıkarmaya çalışıyor. Vuruşlar bitince Ali'ye bakma sırası Serra Hanım'a geliyor. Ama Ali marifetlerini annesine de gösterince Serra Hanım'a kaçan Ali'yi yakalamak düşüyor. Vitali, Keti, Hakko da turnuvanın sonuna doğru kemere geliyorlar. İyi günler mi kravat? İyi günler. Reklamını yapabilecek miyim? Sara ve Ali Nur Velidedeoğlu 2 yıl önce sürpriz bir nikahla evlenmişlerdi. Geçtiğimiz hafta Ali Nur Velidedeoğlu eşi için Halas yakında bir doğum günü partisi düzenledi. Partiye
Şimdi kameralarımızı yeniden Cem İpekçi ile Nezih'in sohbetine çeviriyoruz. Tamam, meşhur olmak için insanlar bir sürü yolları kullanıyorlar. Evet. Sen de dansı kullanmış olabilirsin. Güzel bir vücudun var, güzelsin. Sahnede hafif yarı çıplak halinde işte bunu kullanmış olabilirsin. Ama en önemli olan kısmı acaba sesinle çıksaydın, hı-hı, İlk başta bu kadar tutulur, evet, Muydun? Nez birdenbire böyle kapalı bir elbiseyle çıksaydı ve şarkı söyleseydi daha mı uzun zaman alırdı veyahut da tanınma? Kesinlikle daha uzun bir zaman alırdı, almazdı, bunu bilmiyorum ama gerçekten çok büyük bir eksiğimiz var. Bazı şeyleri çok önemsiyoruz. Yani görsellik bizim için çok önemli. Evet, sahne çok önemli bir şey. Ama biraz da ben yurt dışında aldığım eğitim, Türkiye'de aldığım eğitim, iki kültür arasında kalıp aslında ben olduğum gibiyim. Yani farklı bir şey yapmıyorum. Öyle giyinmem. Ben İngiltere'de de şortlarımla tepeden saçlarımı toplayıp bikini üstlerinde gezen bir kızdım. Böyle bir tarzım vardı. Ve sahnede de onları müziğimle birlikte nasıl hissediyorsam öyle bir ruh halimi yansıttım. Ve çok rahat bir aileden geliyorsun, evet, galiba. Çünkü baban böyle bir sağlık dükkanı ve restoranı var. Annen de pedagog. Yani esasında altyapın da çok sağlam bir aile. Yani ikisi de kültürleri, seviyeleri, yetişişinde de herhalde böyle onların da çok tesirleri olmuştur. Ben çünkü çok şanslıyım. İkisi seni çok daha başka bir eğitimle büyüttüler muhakkak ki. İnanılmaz şanslıyım o konuda. Gerçekten aile çok önemli. Ve ben bağlı mısındır ailenin? Aşırı derecede. Şu anda annem ve babam, yani babam İngiltere'de ve annem burada. Annemin eşi, baba diyorum kendisine, yani mimar Mehmet Yazıcı ve Türk versiyonu olarak Bill Cosby diyorum. İnanılmaz bir insan ve o kadar çok kompleks ve egoları olmayan, negatif enerjisi olmayan insanlar. Yani ben buna karşı negatif enerjiye gelemiyorum. Çünkü ben böyle yetiştirdim. Peki Türk erkeklerini nasıl buluyorsun? Hoş bir kızsın ve geceleri geldiğim gece bakmıştım, gala gecesinde. Böyle bütün adamlar şey gibi bakıyorlardı, böyle sadece sahnede sağdan sola kıvırırken gözlerine bakıyordum. Bir sağa gidiyordu, bir sola gidiyordu. Sen bu kadar adamın gözünün altında ve Türk erkekler nasıl buluyorsun? Türk erkeklerin bazı takıntıları var. Beğendikleri şeyler var. Ve bunu gördükleri zaman gerçekten öyle şeyler görüyorum ki hem çok hoşuma gidiyor. Daha sonra bazen birlikte geldikleri ya eşi olabilir, sevgilisi olabilir, onların tavırlarını görüyorum. Ama şimdi çok enteresan bir şey oldu. Kıskançlık kavgaları oluyor mu? Fark ediyor musun böyle bir çiftler geldiği zaman? Hiç kıskançlık kavgaları oluyor mu? Oluyor. Ama yani bir gün olabilir ki buradan biriyle çıkabilirsin. Evet. Belki de berabersiniz. Hiç senin özel hayatın daha çıkmadı çünkü. Sana sahneleri yasaklayabilir. Çünkü her biliyorsun Türk erkeği böyle çıkar çıkmaz ilk önce beğeniyorlar. Sonra da böyle sahnede kapanacaksın. Kalçanı kıvıramazsın. İşte falan gibi. Bırakır mıydın? Ne yapardın? Hangisini tercih ederdin? Kesinlikle bırakmazdım. Çünkü ben kendime çok saygı duyuyorum ve kendimi çok seviyorum, değer veriyorum. Ve ben böyle değerli bir insan isem, karşımdaki insanın da böyle olmasını isterim. Değersiz demiyorum böyle bir insana. Ama ben de onun yaptığı mesleğini, ki benimki meslek olarak da görmüyorum. Yaptığım şeyi çok seviyorum. Bana böyle sınırlar koyduğu zaman ben olmam. Nez o zaman Nez'i öldürürsün ve ben mutsuz bir insan olacağım için kesinlikle böyle bir insan zaten seçmem, başından bitiririm öyle bir şey. Herhangi bir CD'in ya da işte kasetin o tarz bir çalışmaların olacak mı? Çalışmalarım şu anda başlamak üzere ve gerçekten bu sadece önce Türkiye'de ama sadece Türkiye için yapılmış bir şey olmayacak. Ben kesinlikle o konuda kendime güveniyorum ve yurt dışına mutlaka açılacağım. Gerçekten bunu yapacağım ve MTV ödülümü alırken de oradan Türkiye'ye gerçekten çok teşekkür edeceğim. Bu kadar iddialısın. Çok iddialıyım. Evet, ben zannediyorum ki sen bir sürü şeyleri başaracaksın. Şuraya geleli 3 ay oldu. Hemen hemen ortalardasın. 3 ayda 3 sene geçtin gibi. Evet, her şeyi iyi kullandın, evet, doğru kullandın. Bir tek işte çok genç olduğun için çok korkarım gençlerde. Çünkü maalesef böyle birdenbire çok olduğu zaman şaşırma da olabiliyor. Ama gözlerin çok akıllı bakıyor. O yüzden de zannediyorum şımarmayacağın da bizleri çok mutlu edeceğin gelecek günlerde. Ben şeye çok güveniyorum. İnsanın gerçekten doğal olması. Şimdi benim bunları kaldırmam,
gerçekten nez ve Nezihe'yi yaşatmam çok önemli. Sadece sürekli nez olursam da olmaz. Nezihe'yi asla unutmuyorum. Ve onu da yaşatıyorum. Bunu da mutlaka anneme borçluyum. Ve her zamanki gibi eskisi gibi davranacağım ve doğal olacağım. Ve bunun dışında çünkü psikolojim için çok önemli bunlar. Psikodramada aldığım bir eğitimde hayatta bunları uygulamayacaksın ve yavaş yavaş sindire sindire. Peki bir gün şey de düşünüyor musun? Tiyatro ya sinema, film gibi. Çünkü böyle bir eğitim de almışsın. Var mı gelen teklifler şimdiden? Teklifler var şu anda ama doğru teklif. İster miydin iyi bir çok filmde oynamak? Bir film de isterdim. Yani şu anda dizi düşünmüyorum. Çünkü o çok daha farklı bir boyuttu. Ama film gerçekten doğru bir karakter ise ve içime sindiği takdirde çalıştığım insanlar da çok önemli. Mutlaka yaparım. Bir müzikal de olabilir. Zaten çok yakın bir zamanda Türkiye'de çok değişik bir şey yapacağız ilk defa. İnşallah seyredeceğiz hep beraber. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bence sen Türkiye'nin şakirası değil, Türkiye'nin nezlisin. Bence artık kendimizi kabul etmeliyiz. Çünkü bizden de çok başarılı insanlar çıkıyor her dalda ve onlara bu imkanı tanımalıyız. Bırakalım artık Türkiye'nin Shakira'sı, işte Jennifer Lopez'i, Türkiye'nin Sylvester Stallone'si, Türkiye'nin bilmiyorum nesi, başka yabancı adlarla sanatçılarımızı anmayın. Çünkü sanatçılarımız hakikaten çok güçlü. Onları kendi adlarıyla anarsak, onları alkışlarsak onlara da güç vermiş oluruz. Ve biz de böylece dünyadaki yerimizi alırız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. 55. Cannes Film Festivali'nin finali de en az açılışı kadar renkli görüntülere sahne oldu. Altın palmiyeyi kazanan yıldızların sevinci ise görülmeye değer. Murder by Numbers filmiyle 55. Cannes Film Festivali'nin yarışma dışı bölümüne katılan ünlü aktris Sandra Bullock, filmin yönetmeni Barbet Roder'den övgüyle söz etti. It's fun to be here with Barbet, you know, because he's so loved and it's not your commercial typical film, Americana film, which that's why we loved it to begin with. It's exciting. 28 yaşındaki Amerikalı Hollywood starı Cannes'a gelmeden önce ünlü aktör Hugh Grant'le başrolünü paylaştığı son filmi Two Weeks Notice'i henüz tamamlamamıştı. İki ünlü sanatçı son filmlerinin tanıtımını Cannes'ta yaptılar. I think you're the most selfish human being on the planet. If this is an opportunity for you to set the record straight, what do you say about all the rumors and everything else? This is your opportunity to say what? Say it, honey. Say it. Say it loud. Say it clear. The basic situation as it stands at the moment is that Sandy is in love with me. And I really like Sandy. Ünlü aktör Antonio Banderas da eşi Melanie Griffith'le Cannes'daydı. Son filmi Femme Fatale'de aktris Rebecca Romijn Stamos'la oynayan Banderas filmi şöyle özetledi. I should say, you know, a typical answer would be, well, it's a bad woman, dangerous, blah, blah. And it is, but you know, I did two movies with two different Femme Fatales, Angelina Jolie and Rebecca. And the story of the two characters is a story of pain, of being abused in their lives. So a Femme Fatale, in our case, could be a victim. Could be me. Could be her. La fille, une des interprètes favorites de Azvalichon, Tippi Edren. Banderas'ın rol arkadaşı Rebecca Romijn Stamos, doğrusu çok şıktı. Is this Nicholas Bardo? Speaking. Can you tell me a bit about the dress? It's Dolce Gabbana. And the jewels are by Chopard. Does that work? You know, it's amazing. I didn't try. I tried on the dress without the jewels, and it's amazing how it changes a girl's perspective on things. Just picked me right up putting those jewels on. Unfortunately, I feel like Cinderella. I have to give them back at the end of the night, so... Filmin gösterimine gelenler arasında ilginç kıyafetli konuklar da vardı. Ve 90 filmin gösterildiği, 22 filmin yarıştığı 55. Cannes Film Festivali'nin son günü. Jüri üyeleri, starlar, seçkin konuklar ödül töreni ve kapanış seremonisi için bir kez daha festival sarayındalar. Kırmızı halıda yürüyenler arasında festivalde filmi yarışan ünlü yönetmen Roman Polanski de var. Tören, jüri başkanı ünlü yönetmen David Lynch'in konuşmasıyla başlıyor. Even though the world it reflects is in trouble,
The world cinema here at Cannes is alive and well. Aralarında Sharon Stone'un da bulunduğu 8 kişilik jüri en iyi yönetmen ödülünü Punch Drunk Love filmiyle Amerikalı yönetmen Paul Thomas Anderson'a veriyor. Ve en iyi erkek oyuncu ödülüne Le Fils filmindeki rolüyle Belçikalı Oliver Gourmet layık bulunuyor. The Man Without a Pass filmindeki başarılı oyunculuğuyla Finlandiyalı aktris Katja Otinen en iyi kadın oyuncu seçiliyor. Ve Altın Palmiye en iyi film ödülü açıklanıyor. Roman Polanski, The Pianist. Well, I was very happy. I was very happy for the people who worked with me, particularly for all Poles who are now watching this on television in Poland. En güzeli. Bir kere her şeyi bedavaya getirdiniz. E bundan daha iyisi var mı? Yok. Ha ben istedim. Ama bana verirler mi? O ayrı konu. Yapı Kredi World Card'ın sunduğu Kim 500 Milyar İster de görüşmek üzere. Gerilim, heyecan ve sürpriz sonlar. Dünyanın en beğenilen ve en çok kazandıran yarışma programı Kim 500 Milyar İster Show TV ekranlarında kazandırmaya devam ediyor. Kenan Işık'ın sunduğu Kim 500 Milyar İster yarın akşam Show TV'de. Yarışmaya katılmak için ayrıntılı bilgi ve müracaat formları hafta içi her gün akşam gazetesinde. Kim 500 Milyar İster? Show TV ekranlarında müthiş bir maceraya hazır olun. Paul Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman ve Chris O'Donnell'la Batman Daima. İnanılmaz bir görsel şölen ve yine müthiş bir macera. Gotham şehrinde adalet yine Batman'in kanatları altında yerini buluyor. Batman Daima yarın akşam Show TV'de. Yeni bal küpü çay. Çayınızı tazeleyin, keyfinizi yenileyin. Yeni bal küpü çay. Ye içine çek beni. Doğru seçimin ödüllendirildiğini göreceksiniz. 2 Haziran'dan itibaren Shell istasyonlarında. Marmara. Beyler, maküçe geçin. 3 bıçağıyla tek bir dokunuşta en pürüzsüz tıraş. Farkı hissedeceksiniz. E tabii ki biz de. Maküç. Cilet'ten. Dünya Kupası resmi sponsoru Cilet'ten. Dünya Kupası resmi tıraş bıçağı Maküç. Şimdi %30 indirimli. MyCep. Telsim'in yeni nesil kontörlü hattı. MyCep. MyCep. Şimdi bebeğiniz mikrosüngerli Nivea Baby ıslak temizleme mendillerini keşfedecek. Emici yapısıyla eksiksiz temizlik, mükemmel yumuşaklık. Mikrosüngerli Nivea Baby ıslak temizleme mendilleri. Bizde telesekretere, yani cepretere bırakılan mesajları dinlemek bedava. Ya onlarda? MyCep.
My cep. Çıt yok. Ne? Prima. Prima. Ne? Fiyatı düşmüştü, aldık ya. Artık mışıl mışıl uyuyor. Şimdi %27'ye varan indirimlerle primaların fiyatı da gerçekten fark ediyor. Tüm bebekler deliksiz uyuyup sağlıklı büyüsünler diye. 100 kontör 8 milyon. 250 kontör 17 milyon. 500 kontör 30 milyon. 750 kontör 42 milyon. 1000 kontör 50 milyon. 31 Mayıs'a kadar. MyCep. MyCep. Selam, kusura bakma, asansör bozuk. Her durumda işe yarar. Yeni Nivea deodorant Dry. Çift etkili. Gün boyu etkili koruma ve bakım. Samsung Dijital Projeksiyon Televizyon. Süper gündüz görüntü kalitesi, süper dev ekran. Size heyecanı yaşatmak için yeterli, hem de fazlasıyla. Digital Passion. Everyone's invited. Dünyaca ünlü Rus bale grubu Beyaz Kuğular şimdi Türkiye'de. Bu muhteşem gösteriyi sakın kaçırın. Artık rengini kaybetmiş beyazlar hayata dönüyor. Alo Otomat, beyaz ötesi. %50 daha fazla lifli yapısı sayesinde yağ emiciliği 2 kat daha fazla. Üstelik parçalanıp dağılmaz. Solo süper peçete. Çorba. Hünkar beğendi. İmam bayıldı. Ay ben de bayıldım. Pilav. Ve pilav. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Ay gitti rejim. Öğünleriniz ne kadar büyük olursa olsun tek öğüne tek peçete. Solo süper peçete. Hem yumuşak, hem hesaplı, hem de açılır kapanır pakette. Restoran sahibi Ayşe Hanım. Restoranımızda Türk geleneklerini yaşatmakta ısrarlıyız. Yemeğin lezzeti, hizmet kusursuz olmalı. Temizlik kusursuz olmalı. Yemeklerimizin lezzetini yağ salçası verir. Ama bir damlası bile örtüye nasıl yayılır? Yıkayıncaya kadar içine işler. Denediğim deterjanlar her zaman işe yaramazdı. Lekeli örtü serilmez. Artık yeni Ariel'i kullanıyorum. Yeni Ariel komple temizlik sistemi, içindeki çamaşır suyunun ve leke çıkarıcıların gücüyle en zor lekeleri bile tek başına çıkararak ilk seferde mükemmel temizlik sağlar. Tertemiz. Müşterilerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Tek başına Ariel mükemmel temizler. Hem de ilk seferde. Sözler vardır. Üstün hizmet anlayışıyla. Hedefimiz her zaman daima önde. Bugünü planlı. Daha çok hedefimiz. Sözde kalır. Sözler vardır. Gücünü geçmişinden alır. Sigorta şirketleri arasında ülkenin en büyük ödenmiş sermayesi. Uluslararası reytingde kredilendirme kuruluşlarının onayı. Türkiye'nin A artı notu alan sigorta kuruluşu. Sözler vardır. Güven yaratır. Genel sigorta. Ajans pres dosyası geldi. Gazete küpürlerini alabilir miyim? Bu kasetlere de bakalım. Akşam haberler de bizden söz etmişler. Şu radyo kayıtlarını dinleyebilir miyim? Dergisinde yayınlanmış söyleşi. Harika. Ajans presin medya analizi geldi efendim. Günaydın. Ajans pres sizin için tüm medyayı takip eder. Gazete, dergi, televizyon ve radyolardan derlediği haberleri tam zamanında size ulaştırır. Ajans pres, medyadaki gözünüz. İstanbul'a yıldız yağıyor. Hüseyin Selmet, Azucar Moreno. Hevya. Hevya ve Yeni Türk. Yapı Kredi Sanat Festivali 2002'de buluşalım. (Gülüyor)
Her çarş, her alem günü gündem yine çok dolu. Dolu yaşamların, dolu mekanların, dolu kişilerin alemidir bu alem. Hatta kaçırmaya gelmez. Alem, Türkiye'nin bir numarası. Bayinizden mutlaka isteyiniz. Dünya Kupası şimdiye kadar böyle yayınlanmadı. Dünyada ilk kez bir Dünya Kupası kanalı Digitürk'te gerçekleşiyor. Her gün 17 saat kesintisiz yayın evinize geliyor. Tam 64 canlı maç ve tekrarları. Türkiye'de Şansal Büyüka, Hıncal Uluç, Kore'de Deniz Gökçe ve Erman Toroğlu'yla canlı programlar, özel haberler. Ödüllü yarışmalar, tüm takımlar ve oyuncular hakkında istatistik bilgiler. Hepsi dijital ses ve görüntü farkıyla sadece Digitürk'te. Digitürk, Türkiye'nin dijital platformu. Merhaba, ben Kaykay Kraliçesi. Şuna! Ben de Otomobiller Kralı. Süper! Biz uzaktan kumandalıyız. Heyo! Ben uçarıyım, yerimde duramam. İkili vurgu bile yaparım. Yaşasın! Ben deli doluyum, kedi fonksiyonluyum. Turbo vitesim ve ışıklarım da var. Bu iki harika haşarı piyasa değerinin yarı fiyatına. Hangisini isterseniz hemen teslim. Günde 1 milyon 200 bin liraya sadece 29 sertifikayla. Kaykaylı kız ve spor araba için son fırsat. Sertifikalarınız yarın akşamla birlikte bayininizde. Akşam. Milli takım resmi iletişim sponsoru Turkcell gururla sunar. Bir bakın gelene, bir bakın geliyor. Bir bakın gele, bakın gele, bakın geliyor. Bir bakın gelene, bir bakın geliyor. Bir bakın gele, bakın gele, Türkler geliyor. Ama bakın gelene, bir bakın geliyor. Bir bakın gele, bakın gele, bakın geliyor. Bir bakın gelene, bir bakın geliyor. Hadi gidene, gidene, şimdi Türkler geliyor. Hadi lo. 12 milyonu aşkın Turkcell'li Kore'den sevinç çığlıklarını Turkcell'le duyacak. Bu karnınızı sıkılaştırmak için. Bu bacaklarınızı. Peki cildinizi sıkılaştırmak için? Nivea Body Firming Lotion. Şimdi formülünde cildin doğal yapısında bulunan Coenzyme Q10 var. 3 haftadan itibaren daha sıkı bir cilt için Nivea Body Firming Lotion Q10. Beyler, maküçe geçin. 3 bıçağıyla tek bir dokunuşta en pürüzsüz tıraş. Farkı hissedeceksiniz. E tabii ki biz de. Makyüç. Cilek'ten. Dünya Kupası resmi sponsoru Cilek'ten. Dünya Kupası resmi tıraş bıçağı Makyüç. Şimdi %30 indirimli. Sizlere seçkin